Merhaba arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve özellikle zil simgesini açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kabileler, yeryüzündeki en derin ve en tehlikeli yerlerde hayatta kalan gruplardır. Uygarlıktan ve gelenek ve göreneklerden uzak, dünyanın geri kalanını anlamak çok tuhaftır. Hayat kalitesinde ilerleme olmadan, yüzyıllardır hayatta kalabilecekleri merak ediliyor. Şimdiye kadar bir ormandaysanız çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü yamyam bir grup ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Öyleyse sizler için inanamayacağınız 5 farklı kabileyi derledik. İyi seyirler. Hintlilerle yerleşimcilerin çatışmalarından beri gizli kalmış bir adam bir Kaliforniya ormanında keşfedildi. Bu adam 3 yıldır ormanda yalnız yaşamıştır. Yay kabilesi üyesi olan en son Kızılderili olduğu ortaya çıkmıştır. Bir ormanda izole edilen ve sonunda kurtarıldığında 3 yıl hayatta kalmak için merak uyandıran bir hayat sürdürmüştür. Kabileler barışçıl insanlara göre uygun değildir. Aksine başını derde sokmak istiyorsan, Tayland ile Hindistan arasında bulunan Los Angeles adasını ziyaret etmeye çalışın. Orada yaşayan 250 kişi kıyıya yaklaşan herkese saldırıyor ve oklarla avcılık yapıyorlar. Ve ikincisi yamyamlıkla görülmüştür. Bu kabile Hindistan cevizini kabul eder ve domuzları öldürüp gömerler. Bu kabileyle bazı temas kurmaya yönelik tüm girişimler başarısızlık haline gelmiştir. Bu kabileyi Vietnam'daki savaş sırasında ABD kuvvetleri tarafından yapılan büyük bombardıman sırasında keşfedildi. Vietnam askerleri hiçbir yerde görünmeyen, bilinmeyen bir kabileyi gördüklerinde çok şaşırmışlardır. Kabile, modern yaşamına uyum sağlamaya karar verir. Ancak gelenek ve görenekleriyle hükümet için bir psikolojik neden olan bir şey yapmaya devam edeceklerdir. Ormanda yalnız yaşamak mı? Amazon'da bir yerde yaşayan ve eski bir kabilenin son temsilcisi olan tek başına bir Brezilyalı vardır. Şüphesiz toplumdaki en izole adamdır ve tüm kültürünün tecrih edilmiş toplumunu temsil edebilen tek kişi odur. Bu adamla temasa geçme girişiminde bulunmak neredeyse imkansızdır ve kaçması çok hızlıdır. Bigfoot gibi adam da gizemli bir şekilde bilim adamları onu bulmak üzereyken ortadan bir anda kaybolur ve bir daha bulunamaz. Bu adamların sevmedikleri insanları yediği söyleniyor. Papua Gine bölgeleri henüz tam olarak araştırılmadı ve yamyamlık söylentileri var. Gine kavimleriyle bir türlü temas kurmaya çalışan herkes ortadan kaybolmuştur. Modern ve geleneksel yaşam biçimlerini karıştırarak yaşayan birçoğunun artık batı tarzı giydiklerini, turizm geleneklerini canlı tutmanın bir yolunu yaptıklarını söylediler. Bu kabile kendi saçlarıyla yapılan şapkaları giyiyor. Bu grup kendi saçlarını kendileri için hasat etmiştir.